Amaçoya giriş yaptık yarım saat önce, bir saat önce. Şimdi taksiyle şeye gideceğiz. Taksi dediğim dolmuş gibi bir şey. Ondan Siyamirip'e gideceğiz. Siyamirip biliyorsunuz Angkor Wat'ın olduğu yer. Şurası şey, ne diyor orası? Göçmenlik, immigration. Oradan geçtik şimdi. İki gün buradayız. Siyamirip'e geldim ya, video çekelim, gösterelim oldu. Evet, aşağı yukarı 10 saatten fazla uçak, otobüs dolmuş ve van ile geldik şey otelimize. Burası Simrip, Angkor Wat'ın hemen orada. Şöyle göstereyim size şöyle. Güzel. Simrip, Angkor Wat'ın hemen orada. Angkor Wat 8-10 dakika ileride. İki havuzu varmış buranın. Çok güzel bir girişi var şöyle. Güzel bir dekörü var. Hı? Yeah, find it, yeah, find it. Yeah. Evet böyle, şimdi geldik. Hoş geldin, şey, yaklaşacağım ve meyve severler. Otelin adını, adresini veririm, yazarım. Gelirseniz. Kara yolculuğu ile gelmeyin buraya, çok zor. Biz geldik, Bangkok'a uçtuk. Bangkok'tan 5 saat sınıra, Koypet'e. Koypet'ten de yine bir 5 saat. Koymaçı'nın ortalarında burası. Şimdi otelimize geldik. Ancak saat 6'dan beri yollardayız. Uçaktan gelin buraya. Yani söyleyeyim. Evet, yiyecekler ve meyve tabağı geldi. Şimdi geldiler. Bu sizinle şunu verdiler bize böyle. Müthiş bir otel ya. Buraya gelin kesinlikle. Çünkü Angkor Wat yarın gideceğiz. Çünkü şeyde bugün de baktım. 9-7 yani aşağı yukarı ona yakın review vermişler. Exceptional. Yani tavsiye ederim. Uygun fiyatı uygun yani. Çok uygun. Oda tabii ki kliması var, güzel dekorasyonu var, balkonu yok herhalde. Balkonu var mı? Ufak bir balkonu var. Ufak bir balkonu var. Bakalım buraya. Tuvalet bu. Ama iyi. Tuvalet iyi yani. Hoş bir dekoru var. Otantik. Tayland.
gibi. Bunlar da Budist. Ve böyle bir değişik dekorasyonları var. İyi, güzel. Burada ne var? Dolap var. Kasa var mı acaba? Kasa. Hey. Kasa da var. Vallahi kasa da var. Çok iyi. Aa, röpreşambırlar da var. Vallahi bu oteli tavsiye ederim. Kesinlikle. Yani. Evet, bizim otel gündüz gözüyle saat 10-11 civarı şimdi şeye gideceğiz. Burası Siem Reap kasaba, Angkor Wat, onun yanındaki kasaba. Oraya gideceğiz ve para bozdurmam lazım. Tuk tuk'a bineceğiz. Oradan da para bozduracağız. Oradan da böyle tarif Angkor Wat'a gideceğiz. Oraya geldim, haber veririm. Aldık şimdi. $25. $5 Amerikan doları. Bende Amerikan doları yok. Şey vereceğim. Thai Bahtır bozduracağız şimdi ilk önce. Thai Bahtır'ı bozduracağız. Ondan sonra sonra Angkor Wat'a gideceğiz. Aklınıza bulsun. Angkor Wat'a gelmek için Siem Reap kasabası var. Kasaba işte. Güzel kasaba. İyi yolları görmüş. Barlar, tablar, oteller falan yani. Bir dünya buraya gelin önce. Siem Reap'te kalacaksınız. Sonra 5,5 kilometre ileride, yani 8-10 dakika bu tuttur. Bu adam, bu bey bize bütün gün eşlik edecek. Günü bildik bir tur. $25 aklınıza bulsun. Tekrar söyleyeyim, aklınıza bulsun. Buraya karayoluyla gelmeyin. Biz geldik. Neyse, gelmiş olduk. Gördük. Kampasyonun işini görmek istedim ben. Ama zor. Bangkok'tan geleceksiniz. Bangkok'tan 5 saat sınırına gideceksiniz. Fenler, küçük fen dışında gidiyorsunuz. Birleş falan yapıyor. Yani fenler. Onlar. Ondan sonra da tekrar bir 5 saatte buraya tam önce çıkıp buraya geliyorsunuz. Burada yani burada National Museum. Güzel varmış. Efendime söyleyeyim. Aynı yani 2000 baht uçak bileti, 2000 bahttan fazla verdim o otobüse dolmuşum. Neyse ama içlerini görmüş oldum kampanyanın, içlerini görmüş oldum. O tecrübe oldu bana yani. Hey, how are you brother? Yeah, yeah, good, good. Cambodian people, beautiful people, smiling. Yeah, beautiful people, yeah, smiling. Siem Reap, burası kasabanın ismi, Siem Reap. Aklınıza bulursun. Okay. 1953-2023 bağımsızlığını, evet hatırlıyorum, bağımsızlığını ilerliyor Fransa'dan Kambodya. Herhalde onun 50 senelik dönemini kutluyorlar. Kambodya Fransa'nın, Kamboçya Fransa'nın hakimiyeti altında başta göre 100 sene 1953'te bağımsız oldu. Burası Fransız sanatını görürsünüz. Şu yolların ismi bile Fransız. Charles de Gaulle, yok bilmem ne Elize, yok bilmem ne Dogon, böyle Fransız ismini falan. Burası Indochin, Indochin yani Vietnam, Lao, Kamboçya. Burası Fransa hakimiyeti altındaydı. Fransa buraları sömürdü 150-200 sene. Myanmar, İngiliz, Tayland ise bağımsız oldu ama Tayland bağımsız oldu ama Lao Tayland'a bağlıydı. Fransa tehdit etti. Lao'yu kaptırdı.
daha bitti. Fransa'nın takibiyeti altına girdi. Güzel oteller var burada. Otel, dediğim gibi bir otele geliyor buraya. Ondan sonra 1953'te bağımsız oldu. Şimdi kendi kendilerine şey yapmaya çalışıyorlar. Ben yolda tabii fakir Kamboja. Kamboja Lao aşağı yukarı birbirine benziyorlar. Fakirlikte. Tayland bunların yanında Amerika Birleşik Devletleri. Tayland başka zengin yolları falan çok şey gelişmiş. Zenginlik var yani Tayland'da. Kamboja'da o kadar yok öyle. Yollarda şimdi Bekbul kasaba falan tamam da yolları etrafı falan. Ama güler yüzlü insanlar, mutlular. Her şeyde mutluluktan paraya bağlanıyor. Bunlar herhalde ne kadar azsa öyle mutlular. Ne kadar az şeye ihtiyaç duyuyorlarsa o kadar mutlular. Herhalde exchange ofise geldik burada. İlk önce exchange ofise geleceğiz. Gidip oradan para bozduracağız. Bir binbah bozdurayım. Ondan sonra nereye girdik ya? Ha, ters yola girdi bu tabii. Ters yola girdi herhalde. İleride exchange var. Bu Kamboçya'nın bayrağı. Kamboçya'nın bayrağı Angkor Wat. Angkor Wat. Angkor Wat. Buranın ülkenin gururu. Şu Angkor Wat görüyorsunuz. Aynı zamanda Kamboçya'nın da bayrağı. He? Ya okey exchange. Yeah. Çok gurur duyuyorlar şeyle. Gördüğünüz gibi şunu göstereyim şöyle. Bu Angkor Wat. Yani bayağı gurur duyuyorlar. Onun ülkenin simgesi bu. Binbah poz derim. Yine konuşuruz. Evet poz durduk. Hayatımda ilk defa Kamboçya parası bu. Poz durduk. 2000 baht, 220 bin riyal aldık. Riyal deniyor. Kamboçya riyal deniyor. Böyle. 10 bin. Bu da 20 bin. 10 bin, 20 bin. Her neyse. Böyle. Oldu. Hele kendi olduk falan. Yollarda böyle güzel şeyler görüyorum. Bu da eski bina herhalde. Aa, maybe entrance ya. Aa, Allah. Yok, güzel. Buy ticket from here. Yeah. Ah, okay. Buy ticket. Ben dedim güzel bir yer demek ki bunun girişi demek ki. He? Ticket bende. Evet. Angkor Wat'a gelmedik. Angkor Wat'a en son gideceğiz. Bu başka anlatayım. Angkor Wat bir şehir aslında. Şehir ortasında da bir Angkor şehri. Angkor Wat gideceğimiz o temple, tapınak. Oraya sonra gideceğiz en son. Ondan önce 5 tane yer göreceğiz böyle. Oy bırakın. Evet, orijinal resimleri var. Oraya gideceğiz. Ondan önce bu şehrin kalıntıları böyle. Şehrin etrafının kalıntılar. Şöyle bir göstereyim. İşte bu da. Bu da kadın figürleri. Kadın figürleri böyle. Bir şehir dediğim gibi. Eski bir şehir. En son Angkor Wat'a gideceğiz. Vay 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 vay. Simila, yeah, İstanbul Topkapı bazı. Simila, yeah. Bunun kapısı. Evet. Bu şehirden kalan Angkor şehrin kalıntıları. Tapınak değil tabi bu. Bilmem ne kütüphane ya şehir idaresi. Yine böyle figürler var. Koymuşlar buraya. Kamboçya Budası. Biraz farklı.
hadi gel. Evet, ilerliyormuş. Dedim gibi bu Angkor Tapınağı değil. Bu şehrin kalıntıları. Angkor şehri, bu Kümerlerin kurduğu bir şehir. Kamboçya'nın esas halkı Kümer. 1650 aşağı yukarı 1.700.000 metrekare üzerine kurulmuş bir şehir. Ne oluyor bunun kilometre karesi? Herhalde 170 kilometre kare. Herhalde öyle mi oluyor? 170 kilometre kare üzerine kurulmuş bir şehir. Kümerler aşağı yukarı buraya yerleşmeye başlıyor. Sonra kralları kimler şehir kuruyor burada. Eskidir bu da. Burası serin. Şehrin harabeleri. Böyle gidiyor. Şurası yıkılmak üzere. Şunu koymuşlar. Artık tutamıyor herhalde. Her şehri suyun etrafında kuruyorlar. Burada su varmış. Görüyorsunuz. Kanal gidiyor böyle. Burada da gördük su kanalları. Ama kurumuş. Genelde Kamboçya tapınaklarında kadın figürleri kenarda oluyor. Şu kapıların yanında da erkek askerler. Yani kaleyi koruyan, evi koruyan gibi. Kadınlar da dişi figürleri de tabi üretkenliğin, doğurganlığın, bereketin simgesi. Teknoloji. Daha Angkor Tapınağı'na gelmedik. Tapınak bu. Bu şehir. Şehir olu bu. Yani şehir. Sonra belediye gibi. Büyük bir şehir bu. Şehrin başka tarafı bu. Angkor şehrinin. Ağaçlar tabii aşağı yukarı 1000 yıldır
tebeymişler beni. Burası Bayon Temple, Bayon Tapınağı. Angkor şehrinin başka bir tapınağı. Bayon Tapınağı'nın içi. Bayon Tapınağı'nın içi bu. Evet, ufak tefek tapınaklardan sonra Angkor Tapınağı'na doğru gidiyoruz. Angkor Tapınağı böyle dörtgen şeklinde etrafında kanallarla çevrilmiş durumda. Kralın özel tapınağı. Oraya doğru yürüyoruz şimdi. Leyla biraz fena oldu, sıcak çarptı. Benim sıcak etkilemem lazım. Burada haflarda, bu bölgede doğmuş büyümüşler. Ben etkilenmiyorum. Vücudum soğuk. Hele etkileniyor. İnşallah burayı bitirelim. Otelimize gideceğiz. Ankara'da çok büyük Angkor Tapınağı. Görüyorsunuz. Bayağı büyük. Şurada oturalım. Bayağı sıcak var. 45 derece. Neler rahatsız oluyor. O rahatsız oluyor bayağı. Angkor Wat'ın içi çok büyük, çok büyük. Bu ufak bir parçası. Daha kulelere gelmedik. Şöyle bakın. 875 yıllık bir bina, bir tapınak. Müthiş bir yapı. Her duvarda şöyle figürler var. Eski Kımer alfabesi. En ufak detayda bile bir figür var, motif var. Bakar mısınız şuna?
Birazdan yukarı çıkacağız. Tapınağın içindeyiz. Şurada yukarı çıkılabiliyor. Evet, şöyle göstereyim. Bu minarelerin etrafında başka bir yapı var. Genelde böyle için. Şurada ufak budalar var. Görüyor musunuz bakın? Budalar var. Görüyor musunuz? Hep kafaları yok, kafaları çalmışlar kafalarını zamanında. Tabii şimdi korunuyor ayrı konu ama budaların kafaları gitmiş. Aslında inançları bakın. Şey var. Ne dedi? Uçan balon. Air balon. Görüyorsunuz. Dediğim gibi bu Buda heykelciklerinin kafalarının hiçbirisini yok. Hepsini çalmışlar. Maalesef. Kardeşim nasıl yaptın sen bunu ya? Şu taşları yere dizmek ayrı bir şey. Şunlara bakın. Şöyle. Bu bir iç taraf. Sütunları görseniz mesela şu sütunlar bir. Şu sütunlar da öyle. Bunu yani 875 sene önce nasıl koydum kardeşim, nasıl? Yani şöyle. Bizim Topkapı Sarayı'na benziyor. Ya genelde eski yapılar. Mimari aynı. Ama bu eski yapıları değişik gösteren bu motifler. Figürler, duvardaki figürler ve motifler, İslami figür, Budist, ne yaptık o? Budist, Why? Come here. Leyla ya. Leyla 21 yaş benden, ufak. Yoruluyor. Sıcak çarpıyor. Not for you. Evet. Ha. Ha, meme şey. Meme. I think I'll wear brasun. Evet, buradan yukarı çıkılıyor şöyle. Şuradan. Şöyle yukarı çıkılacak. Hı? Yeah. Teke sam ya, şöyle bakın minareler, ya da her dinde minare var. Hristiyanlıkta, İslam'da ve Budizm, Hindu'da minareler herhalde göğe tamir yakın olmayı dedi gibi sanırım. Yukarı çıkacağız. Bunlar merdiven. Olabilir merdiven. Belki zamanla bilmiyorum. Çıkış buradan. He. Zamanlı merdivenmiş bunlar. Ama şimdi bizler için şunu yapmışlar. Bunlar tepeye çıkacağız böyle. Yine sıcaktan bayılmış. Bir tek bana koymuyor sıcak. Tamam. Okay, we go.
merdivenle çıkacağız. Evet, arayayım. Vallahi. Bu şey değil ya. Ben de merdivenden çıktım valla. İtalya'da, Fransa'da. O şeyde. Ayers Rock. Avustralya'nın ortasında var ya. Kırmızı taş. Orada da öyle. Yavaş yavaş yaptın mı? Olur yani. Acele hiç gerek yok. Yavaş yavaş. Acele yok. Baksanıza şunu yapmışlar. Eski taşlar, eski merdivenler. Şimdi minarelere geldik. Çıktık. Burada. Leyla oturdu hemen. Aa, baban orada. Bakın. Görüyor musunuz? Baban orada. Şimdi. Şöyle. Minarelerin ortası. Şöyle bakın. Gitmek lazım aslında. Oradan tekrar çekeceğim sonra. Evet, Angkor Tapınağı'nın içinde ben geziye ben devam ediyorum. Yerde balon var şurada. Görüyorsunuz. Leyla yoruldu. Sıcaklığı çarptı. Oturuyor yerde. Sıcak. 45 derece vardır. Leyla'ya dokundu. Aslında şu an saat 4 civarı. Ilık gibi diyeceğim ama olsa olsa yine 40. Sıcak yani. Angkor Wat'ın girişi işte. Şöyle geldik. Etrafında şu ilerideki kale gibi girişin arkasında su var. Görüyorsunuz şöyle. Yine motifler devamlı. Duvarlarda. Budist tapınakları. Tamam. Ayrı bir değeri var ama bu motif figüran olarak Avrupa sanatı bence. Çok ileride. Avrupa'ya da gittiğim her ülkede gezdiğim kiliseler olsun. Eski yapılar olsun. Şu o en ufak detaya kadar bir mükemmellik var kardeşim. Şu kapıların üç figürlü. Ne de bilmiyorum. Kadın figürleri çok popüler. Burada öyle. Muhakkak bir anlamım vardır. Bir eve döneyim. Yine fazla yapamadım. Çalışmadım. Bildiğim bilgilerle geldim buraya. Eski bilgilerle. Beni bekliyor. Evet. Şükür ki hayalim daha gerçek oldu.
Çok görmek istedim Angkor Wat'ı. O bize nasip oldu. Ne diyorsun lan ne? Şimdi aşağı ineceğiz. Geldiğimiz yerden, çıkışta aynı yerden. Geldiğimiz yer. Çocuk böyle. You okay? Oh. Hat. Hat. Çocuk şikayet etti. Heat stroke maybe. Hey, you scared? Come, I'll help you. Okay, go. Eh? Come. Oh, go. Hey. Oh. Çocuk korkuyor. Hey. Okay, thank you. Yeah, yeah. Oh, minba. Okay, minba. Okay, minba. Ni hao. Şişi. Evet. Ben de korkmaya başladım. Tutturayım şöyle. Yallah. Deliyiz ya. Valla. Bakalım. Hele böyle. Geri gidiyor. Hala gelenler var. Saat 4:20 geçiyor. Çocuk korkuyor arkadaş çocuk. 4:20 geçiyor. İyi yani. Bir saatte sonra gelmek lazım da. Bir saat kaçtan beri dışarıdayız. Bir kere olur burada. Çocuk korkuyor. Vallahi ben de korkuyorum. Ya. Vallahi indik. Sıcak abi. Sıcak. Şu figürler ya. Değişik yılan başlı. Kadın figürleri çok. Neydi yılan başlı? Tanrı. Yunan tanrısı yılan başlı. Medusa. Medusa. Bunlarda da var şöyle. Şu figüranlar çok var. Yılan başlı olmayabilir. Yalnızca bir. Peki şapka. Şöyle bakalım. Evet Angkor Tapınağı bu. Çıkalım diyoruz artık. Saat 4:20 geçiyor. Leyla. I tell people you're not feeling good. Hmm? I tell people you're not feeling good. Hot. But you Thai people, you're born in the hot weather. Not like hot weather. Not like this, I know. Yeah, something happened. Something happened. If I never had like this. Allah, haklı. Valla bu iklim değişikliğine inanmıyorum ama herhalde gerçek gibi yani. Isınıyor. Bunlar da şikayetçi. Tayland. Diyor eskiden 32-33. Hani olsun 35. Şimdi her gün 40. 40 diyor. Burası 45. Kamboçya daha sıcak. He? Snow? Okay. Then we go to Turkey, Kars. I take you to Turkey, Kars. Then we should live in Turkey then. 10 months cold. Huh? Ben etkilenmiyorum, tamam. Sıcak ama etkilenmiyorum. Huh? Yeah, I think exit, yeah. Yeah, exit. Yeah. I think hot weather you can't even see. I think hot weather makes you blind as well. Evet. Yakından şöyle bakın. En tepesi şu. I think take here. Take there. Yeah. Exit. Evet, çıkışa yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi kafaları olmayan Buda figürleri maalesef çalınmış. Sanat hırsızları çalmış.
müthiş bir duygu. Büyük bir tapınak, Angkor Tapınağı. Dünya miras koruması altında bu UNICEF'in, UNICEF'in World Heritage Dünya Mirası. Ve Tayland, Kamboçya'nın da sembolü, hatta Kamboçya'nın bayrağı Angkor Wat. Şu figürlere bakın şöyle. Nasıl yaptım be kardeşim ya. Görüyor musun? Seni ufak detaylı ebe ya. Bu da var burada. Görüyor musun? Seni ufak detaylı ebe ya. 875 senelik bir tapınak. Bakar mısınız şu figüranlara? Görüyor musunuz? Açmış. Şurada elini kapamış. Görüyor musun? Görüyor musun? Görüyor musun? Vay be. En ufak detayda bile figüranlar var. Şu Kamboçya bayrağı, Angkor Wat ortada gördüğünüz gibi. Hala insanlar geliyor. Geleneksel. Aslında bunlar Tayland. Lot of Thai people as well, Leyla, today. Thai. Not Thai? Kamboçya? Pardon, Kamboçya kendisi. Evet, bu oval, pardon, dört köşe bir biçimde bir 12-60 cephesi. Gitmiş. He? Thai language. Thai. Thai yazıları var. Khmer. Bakalım şu figüranlara. Şimdi çıkıyoruz. Bu çıkış için yapılmış bir rampa, köprü. Şöyle hava aşırı sıcak. 45 derece, 50 derece. Giriş oradan, çıkış da buradan. Şöyle bakın. Aşırı sıcak. İnanılmaz. Aşağı yukarı 1000 sene önce yapıyı yapmışlar. Teknoloji. Elindeki teknoloji, mevcut teknolojiyle yapmışlar. Şimdi otelimize gideceğiz.
Oradan da akşam Bokin City var. Mutlaka oraya gideceğiz. Bu videoda böyle olsun. Çok güzel. İnşallah beğenirsiniz videoyu. Teşekkürler. Böyle olsun video.